Evet bir tarafta Ukrayna ile Rusya savaşı da devam ediyor. Ukrayna'da Amerika'dan yeni silah sevkiyatını beklerken Rus ordusu Doğu cephesinde yeni toprakları işgal ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski müttefik ülkelere söz verdikleri silah teslimatlarını hızlandırma çağrısında bulundu. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta sıcak nokta Doğu cephesi. Cephanesi azalan Ukrayna birlikleri Donetsk'in 3 köyünden geri çekilmek zorunda kaldı. Rus ordusu işgal ettiği toprakların alanını genişletiyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sirki çekilmenin taktik amaçlı olduğunu söyledi. Birliklerimizin canlarını korumak istedik dedi. Rus birlikleri Avdiyuka kenti yakınlarına kadar ilerlemiş durumda. Son olarak Solovtove ve Novo Kalinove köylerini işgal ettiler. Batıya ilerliyorlar. Ukraynalı askeri yetkililere göre Doğu cephesindeki durum çok zor ama felaket değil. Umutlar batılı ülkelerin yollayacağı askeri yardıma bağlandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ABD'ye seslendi. Söz verilen patriot sevkiyatlarının hızlandırılmasını istedi. Hala Ukrayna'ya vaat edilen malzemeleri bekliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi'nin azınlık lideri ile yaptığım görüşmede patriot sistemlerine bir an önce ihtiyaç duyulduğunun altını çizdim. ABD Kongresi Ukrayna için 61 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini 6 ay sonra onaylamıştı. Ancak tahminlere göre bu yardımın ön cephedeki askerlere ulaşması ve Rus saldırılarını püskürtme imkanı sunması 1 ila 2 ay alacak. Sadece topçu mühimmatı gibi bazı silahlar daha erken gidecek. Rusya ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya gizlice verdiği Atakums tipi uzun menzilli füzelere karşı gardını alıyor. Bu füzelerin öncelikle Kırım'ı ve Kerç Köprüsü'nü hedef alması bekleniyor. Rusya bir yandan da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ele geçirilen Amerikan yapımı ilk Abrams tankının cepheden çıkarıldığını duyurdu. Tank, Zafer Bayramı kapsamında Moskova'da açılacak NATO ganimetleri sergisinde gösterilecek.